önemlisi bir süredir üzerinde duruyorum. Aleviler ve Alevi seçmen konusundaki bir hata devam ediyor gibi. Valla biz burada kimseye ders vermeye falan çalışmıyoruz. Hiç kimseye ders vermeye çalışmıyoruz. Biz Alevi yurttaşlarımızın Cumhuriyet Halk Partisi'nde rencide edilmesini önlemeye çalışıyoruz. Ben bugün bazı troll hesaplar gördüm. Felaket. CHP adına açılan troll hesaplar. Dersim çetesi. Dersim çetesinin CHP'deki egemenliğini kırdık. Alevi lobisi. Daha da aşağılayıcı kavramlar var. Yani inanılır gibi değil. Ya böyle yaparak siz İstanbul'daki Alevi seçmenlerin oyunu alamazsınız. Yaklaşık %20-25 İstanbul'da Alevi seçmen. Alevi yurttaş sayısı. Neredeyse her 4 kişiden biri Alevi İstanbul'da. %20'den az değil. Siz ne yapıyorsunuz? Yapmayın. Mezhep üzerinden yapmayın. Siz ne yapıyorsunuz hocam? Bakın şimdi bu troll hesaplardan isim vermeden bazılarını okuyacağım. Yani ben inanamadım önce. Hayır inanamadım hocam ama bakacağım. Bunu belirtmek zorundayız. Tamam, anlatmak, mezhep üzerinden. Anlatmak yani. Ve işin ne kadar şirazesinin kaçtığını göstermek zorundayız. Dersim çetesi. Birisi söyle, adını söylemiyorum. Bu değerli seyirciler bu şeyde. Yeni adı X olan Twitter'da. Dersim çetesi. Sizin siyasi alevilik üzerinden partide neler çevirdiğinizi ortaya çıkardık. Ne fırıldaklar döndü, foyanız ortaya çıktı. Size artık geçit yok. Daha bak ya. İmamoğlu'nu önlemeye çalışıyor değil mi bu? Bu hayır. Bu İmamoğlu lehine atıyor. Bilhassa. Evet, İmamoğlu lehine atıyor. İmamoğlu'nu diye. Destekliyor. Bir daha geliyorum hocam. Hadi be aptal. 13 senedir bir işe yaramanızı bekledik. Ağzımızı açmadık. Siyasette seçimi kazanamayan gider. Alevi sultasını kurmak istediniz. Buna izin vermedik. Sizi gidi çapsızlar ordusu. Ya siz Alevilerin oylarını böyle mi alacaksınız? Onun için sordum. İmamoğlu'na İmamoğlu karşı mı diye. Destekliyorlar. Gidin Alevi Partisi kurun. Atamın partisi temizlensin. Yallah. Başka çok bir şey. Çok. Şimdi. Devam ediyor. Daha terbiyesizce olanlar var. Yapmayın. Mesela İmamoğlu adına güya hesap açılmış. Yapmayın. Okumayın. Şimdi yok hocam şöyle okuyacağım. Hayır işin vahametini görsünler. Hayır bunlar İmamoğlu'na destek vermeye çalışıp İmamoğlu'na kötülük ediyorlar. Onun için sordum. İmamoğlu'na destek mi veriyor, kötülüyor hocam, mu diye. Hocam bir şey söyleyeceğim. İmamoğlu'nun haberi yok, belki ekibinin haberi yok. Bunları temizleyin. Ama bu olmaz böyle hocam, bir şey. Hocam bunları temizleyin. Çok bunları ayıp. Temizleyin. Bunlar İmamoğlu lehine çalıştığını ileri süren bana göre AKP ve AKP trolleriyle iltisaklı bir çevre olabilir. Muhakkak be. Şimdi, muhakkak. Ama muhakkak. İşin şirazesini kaçırmışlar. Muhakkak. İşin şirazesini kaçırmışlar. Ensest ilişkiyle suçlamaya çalışıyorlar. Bu topraklardaki en gerici yalandır bu. En gerici yalandır bu. Buralarda ya bu CHP adına böyle tweetler atılamaz. Acaba iktidar mı yanlısı, troller mi bilhassa hesap açıp hocam yapıyorlar? Bilemem ama bunlar CHP'yi size bırakmayacağız diye troll olduklarından kuşku yok da kime çalıştıkları belirsiz. Ya muhakkak iktidara çalışıyor yani bunu belki söyleyeyim. Belki pratik olarak iktidara çalışıyor. Ekrem İmamoğlu'na destek değil ki, köstek bunu. Evet yoldaşlar, Emre Kongar ve Merdan Yanardağ bunu temizlesinler diyor ve belki bu sayfalar AKP'nin mi yok kimin diye bir de muamma bırakıyor. Peki şimdi ben size bu sayfaların kimler tarafından yönetildiğini göstereceğim. Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun Ekrem Edit sayfasına metiyeler dizdiğini de göstereceğim. Sosyal medyadan, yani Twitter'dan Ekrem İmamoğlu bu sayfaya teşekkür mahiyetinde bir mesaj atıyor. Aynı zamanda bu sayfayı beğeniyor ve retweet ediyor. Demek oluyor ki Ekrem İmamoğlu zaten bu sayfaları biliyor. Haberdar. Yani haberdar olmadığı bir sayfayı niye beğensin? Mesela örneğin ben yıllarca CHP'ye çalıştım. Ekrem İmamoğlu'na da çok tweetler attım. Helal olsun başkanım, yürü be, kim tutar seni
güzelleme anlamında ilk geldiği dönemlerde mesaj atmıştım. Niye bizi bir retweet etmemiş, beğenmemiş? Demek ki bu sayfalar büyüsün diye metiyeler dizen kendisi. Hiç kimse kıvırmasın. Hiç kimse yan oynamasın. Gerek yok bunlara. Eğer oturup doğru konuşacaksınız. Bizzat haberi var. Bizzat. Ha, hakaretlerden haberi var demiyorum. Ama bu sayfayı biliyor. Ekrem Edit sayfasından haberi var. Kurultay gecesi değişim alevini yaktık diyen, şimdi atacağım birazdan. Göreceksin sayfanın akışında. Haberi var mı yok mu göreceksin. Şimdi burada altta göreceksiniz. Ekrem Edit sayfasına nasıl mesaj attığını göreceksiniz. Emre Hocam ve Merdan Yanardağ'a ben göreceksiniz. Şimdi birazdan aşağı atıyorum. Bak gördünüz mü? İşte bu. Mesele bu. Duyan adam oy verir mi ya? Yani rezalet bir şey. Yani yapmayın bu mezhep politikacılığı, mezhep politikacılığı, din politikacılığı. Hocam bu mezhep politikacılığı değil. Bu tipik bir Alevi düşmanlığı. Daha kötü. Ve alçaklık. Daha kötü. Bu AKP iltisaklı değilse eğer, Ekrem İmamoğlu'na verilebilecek en büyük zarar, HDP'ye verilecek en büyük zarar seçimi kaybettirmişler. O daha başka örnekler okumayacağım çok şey. Medet Mürvet didarından ayırma, hep senin yüzünden çekerim Ali. Ana bacı kardeş bizde yokmuş, duydukça boynumu bükerim Ali. Ana bacı kardeş bizde yokmuş, duydukça boynumu bükerim Ali. Ali 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 Ali. Sen gideli sevenlerin çok dertli, şu elin gavuru bizden kıymetli. Keremet sahibi güçlü kuvvetli, yoksa bir kul gibi öldün mü Ali 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 Ali. Keremet sahibiydin güçlü kuvvetli, yoksa bir kul gibi öldün mü Ali? Ölenece bu yaşlarım akarsa, zalımın ateşi her gün yakarsa, ahirette de elim boşa çıkarsa, tutup zülfuvarından kırarım Ali 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 Ali, kırarım Ali. Ahirette de elimiz boşa çıkarsa, tutup zülfuvarından kıracağım Ali.